UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi Ani-Ören yerinde tarihi eser ve kalıntıların gün yüzüne çıkartılması amacıyla harekete geçildi. 5000 yıllık tarihi bir kent, ancak özellikle Orta Çağ devri Anadolu Türk tarihinin ve Anadolu Türk mimarisinin başlangıcı olarak Anadolu tarihi açısından oldukça önemli bir yer tutmakta. Bilim insanları, sanat tarihçileri, arkeologlar, mimarlar ve öğrencilerden oluşan bir ekip yeniden kazı çalışması başlattı. 100 binlere varan bir nüfusa sahip olmuş. 2019 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kafkas Üniversitesi ortaklığıyla yürütmüş olduğumuz kazı ve koruma çalışmalarımıza bu yıl itibariyle yeniden başlamış olduk. Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan, tarih boyunca Bagratlı Hanedanlığı, Bizans, Büyük Selçuklu, Gürcü Krallığı, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü Ani-Ören yerinde geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı. Dünya kenti, medeniyetler beşiği, 1001 kilise ve 40 kapılı şehir olarak da adlandırılan Ani'de cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra kültür hazinesi birçok tarihi yapı bulunuyor. Kanal Paslan tarafından gerçekleştirilen fethiyle birlikte Anadolu'nun Türklere açılan ilk kapısı olmuş. Ani her yıl yerli yabancı çok sayıda turisti ağırlayan, tarihte Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliği taşıyor. 11. ve 12. yüzyıla ait Türk-İslam mimarisi eserleriyle de öne çıkan Ani, 2016'da UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi.